Dün akşamdan bu yana ve sonuçta bugüne kadar geldi ve bir gözaltı süresi yaşanıyor. Mahmut Tanar bizimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Urfa Milletvekili. Sayın Tanal, hukukçu kendisi. Sayın Tanal, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben. Teşekkür ederim. Sizin de bir hukukçu olarak, bu türlü davaları çok yakından takip eden bir siyasetçi olarak sizin de görüşlerinizi almak isterim. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Yanardağ gazetecidir. Merdar Yanardağ'dan terörist çıkmaz. Merdar'la terör yan yana da gelmez. Yanardağ'ın tüm açıklamaları bağlamından koparılarak troller tarafından hedef gösterilen Yanardağ gözaltına alınması özgür ve bağımsız gazeteciliğe bir gözdağıdır. Bu gözaltı süreci hukuki değil, tamamen siyasidir. Eğer terör propagandasını yapanları arıyorlarsa AKP iktidarın temsilcilerine, AKP yöneticilerine, AKP yandaşlarına baksınlar. Oslo'da terör örgütünün PKK ile masaya oturan kimlerdir? Ha, burada çadır tiyatrosunu teröristleri serbest bırakanlar kimlerdir? İstanbul seçimlerinde birkaç oy getirmek için Abdullah Öcalan mektubunu getirip okutanlar, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlar kimlerdir? Merdan Yanardağ'ın terör sevinci de olmaz. Öcalan terör sevincini arıyorlarsa AKP'ye baksınlar, başta Erdoğan olmak üzere. AKP yöneticileri, terör örgütünü, PKK ve Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözleri arşivlerde duruyor. Birkaç örnek dersek, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan varsa bana söylesinler şeklinde açıklamaları var. Yalçın Akdoğan, AKP'nin genel başkan yardımcısıydı. Öcalan olayları okuma kabiliyeti ve tercümesi var ve o bölgenin aktörüdür şeklinde açıklamaları var. Aynı şekilde Sayın Arınç'ın açıklamaları var. Ne diyordu? Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağını açmayı suç olmaktan biz çıkardık diyor. Bunu söyleyen Sayın Bülent Arınç. Aynı zamanda Beşir Atalay'ın sözleri var. Abdullah Öcalan Kürtlerin lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir şeklinde o dönem Beşir Atalay'ın sözleri var. Şimdi bu sözlerin hepsini yan yana getirdiğiniz zaman aslında terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütünü öven o dönem AKP'nin temsilcileri, yöneticileri, yandaşların tamamının arşivlere baktığınız zaman bunları herkes görebilecek. Onun için yani burada Merdan Yanardağ'dan terörist olmaz, Merdan'la terörist yan yana gelmez. Sayın Yanardağ bir Atatürkçüdür, demokrattır, demokrasi kahramanıdır. Ve bugüne kadar demokrasiyle ilgili bunun bedellerini ağır şekilde ödeyen bir insandır. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde aslında olayların değerlendirilmesi lazım. Ve ancak bunun ifadeleri de bağlamından koparılmış, troller tarafından hedefe oturtulunca trollerin açıklamalarıyla bugün işte gözdağı niyetli olarak bir gözaltı işlemi yapılmıştır. Netice itibariyle ceza hukukunda kimler gözaltına olabilir? Bir, efendim delilleri karartacak. İki, yurt dışına kaçacak. Üç, suçlusu ağır cezalık bir suç. Yani Merdan Yanardağ siz yani bu ülkede kovsanız da gitmez. Yani bunu gözaltına alınacak bir husus yok ki. Yani tedbiren gözaltı işlemi tedbir işlemidir. Buradaki Merdan Yanardağ götürün, cebine trilyonları koyun. Deyin ki efendim seni yurt dışına gönderiyor. Uçak biletini de alın. Bu onu yapmaz. Yani onun için Merdan Yanardağ bu ülkenin sevdalısıdır. Demokrasi aşığıdır. Demokrasiyle terör örgütleri de yan yana gelmez diyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Tanar. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Urfa Milletvekili ve bir hukukçu.
Mahmut Tanal aynı zamanda. Birazdan bir başka hukukçu Bülent Tezcan'la da konuşacağız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili. Bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı, yönetim kurulunun yayınladığı bir bildiri var, bir açıklama var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Tele1 TV Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmış.